biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne şunu önerdik. Gelin HDP'den elinizi çekin. Şimdi bir daha buradan çağrıyı yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyorum ki PKK HDP'den elinizi çekin. Daha önce yaptığı çağrıyı yineledi. Vatansever cephe teklifini bir kez daha yaptı. Çekin elinizi HDP'den, PKK'dan. Gelin bir vatansever, halkçı. Ne olacak orada? İşte onu şimdi konuşacağım. Halkçı, milliyetçi bir hükümet seçeneği oluşturalım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Perinçek'e 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi soruldu. Türkiye, Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener'e mahkum değil. İkisi de Cumhurbaşkanı olamaz. İkisi de Türkiye'nin bu süreçten çıkmasını sağlayamaz. Perinçek, CHP'ye daha önce yaptığı çağrıyı hatırlattı. Elinizi HDP'den çekin dedi. HDP projesinin Amerika projesi olduğunu belirtti. HDP seçeneği Amerika'nın seçeneğidir. Amerika sizi HDP ile bir araya getirmeye çalışıyor. Ondan sonra bu çok büyük bir yanlıştır ve halk hiçbir şekilde böyle bu seçeneğin arkasında olmaz. HDP ile milliyetçileri ve vatanseverleri, halkçıları yan yana koyamazsınız. Yani HDP'yi tercih ederseniz burada Vatan Partisi gibi ve milliyetçi olan partiler burada olmaz. Vatan Partisi'ni ve milliyetçileri tercih ederseniz o zaman da HDP olmaz. Yani birinden birini seçeceksiniz. Perinçek, CHP ile Vatan Partisi'nin AKP iktidarı seçeneğine karşı vatansever cephe seçeneğini oluşturması gerektiğini belirtti. Onun için gelin, ne yapın? Çekin elinizi HDP'den, PKK'dan. Gelin bir vatansever, halkçı. Kim ne olacak orada? İşte onu şimdi konuşacağım. Halkçı, milliyetçi bir hükümet seçeneği oluşturalım. Kim olabilir? Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi ve şunu da görelim. Bugünkü aritmetikte MHP ile Tayyip Erdoğan, AKP bir araya geldiği zaman şu anda %50'nin üzerinde gözüküyorlar değil mi? %51 evet oyu oldular. O zaman bu ittifakı parçalayalım. Böylece AKP'nin iktidar olmasını da önleyecek seçenek. Bu olur mu? Olur. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'den elini çekerse, Milliyetçi Hareket Partisi de AKP'nin denetiminden çıkarsa bu olur. Çünkü her ikisinin tabanı da bunu istemiyor. Diyelim gelmediler. O zaman millet onlarsız bu hükümet seçeneği yaratacak. Vatan Partisi Cumhurbaşkanı seçiminde kendi adayıyla olacak bir kere. Perinçek, hükümetin tek tip kıyafet hazırlığını da değerlendirdi. Karşı değilim dedi. Yani, tek tip kıyafete şahsen karşı değilim. Onu söyleyeyim. Niye karşı olalım? Siz teröristi içeri atmışsınız veya terör bağlantılı insanı. Onları orada tabii şiddet eylemine karşıyım. Hukuk dışı uygulamalara karşıyım ama tek tip kıyafet hukuk dışı bir uygulama değil.